Fenerbahçe bölümünü bitirdik. Fenerbahçe bölümünde birçok gündemi maddelerinden bahsettik hocam. Biraz Fenerbahçe'den bahsettik, evet. Fenerbahçe acaba şu an kaç kaç yenmiştir veya yenilmiş midir? Siz videonun altına yazarsınız skoru. Biz de görürsünüz. Hocam yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bunların hepsinin bir maliyeti var. Şurada klima falan çalışıyor. Şu anda gibi tripodu bile biz yani Çin'den getirdik. Aynen. O yüzden... Çin'de neydi? Evet. Neyse, şimdi biz neyi konuştuk? Türk futbolunda Fenerbahçe özel bölümümüzden sonra sırada bazı dike gitme mevzularımız var. Şimdi burada notlarımızın arasında olmayan, şöyle yastığım koltuğum biraz gıcırtılı yalnız. Sıkıntılı bir durum olabilir ama alışacağız. İlk önce bir koronavirüs. 36,5 diyor hocam. 36,1. Benim gibi ateşli bir insanın tabii ki böyle olması gerekiyordu. Diyerekten dike gitmeye başlıyoruz. Dikine gideceğim. Şimdi ben önce bir tane konudan bahsetmek istiyorum. Şu an ligin birincisi kim hocam? Beşiktaş. Beşiktaş'ın zamanında Olcay Şahan diye bir futbolcumuz vardı. Bu Olcay Şahan 2012 yılında gelen, Menemen döneminde gelen senin çok güzel bir oyuncundu arkadaşım. Bu adam senede 15 gole katkı veren her sene bir oyuncu. Dönemin başkanı bu oyuncuyu çok sevdiler. Beşiktaş taraftarı da çok sevdi. Samet Aybabası'dır, Bilici'dir falan oynattı bu oyuncuyu. Şenol Güneş geldi. 15-16 oy futbolunda Olcay Şahan takımın ilk 5 oyuncusundan bir tanesiydi yani. Sen bu oyuncuyu 2016-17 sezonunun başında tabi Oğuzhan'ın artık eski performansı olmayışı, Sosa'nın gidişi, Taliska gibi oyuncuların gelişi, Abubakar falan. Biraz pas oyunundan çıkıp orta kafa gol futboluna dönen bir Beşiktaş'ta. Olcay Şahan. Ne oldu hocam? Kendini gösteremedi. Kendini gösteremedi. Doğal olarak 2-3 maç kötü oynadı bu oyuncu. Sen bu oyuncuyu ıslıkladın. Ey Beşiktaş taraftarı. Ey biiiipler. Durduk yere başımıza iş almayalım. Siz bu oyuncuyu neden böyle dışladınız? Yani Beşiktaş taraftarı böyledir hocam. Beşiktaş taraftarı iyi gün taraftarıdır. Kesinlikle katıldığım bir şey değil. Ama şöyle söyleyebilirim. 5 kilo var bak. Beşiktaş taraftarı iyi gün taraftarı değildir. Fakat Beşiktaş taraftarı kötü gün taraftarı hiç değildir. Aslında sorun burada. Beşiktaş taraftarı kötü günde yapması gerekenleri bilmeyen bir taraftar. Güncel taraftarından bahsediyorum. Doğru, ona katılıyorum. Çünkü yani kötü günde Beşiktaş'ı bize Beşiktaş'ı bıraktıklarını söylemeyeyim. Sadece destek oldu. Yani kötü günden iyi güne çevirebilecek bir taraftar değil. Parça parça bunu Benfica'da şurada burada yaptılar ama şunu söylemek istiyorum. Beşiktaş taraftarı her zaman Beşiktaş iyiyken Beşiktaş'ı bozan şey Beşiktaş taraftarıdır. Fenerbahçe'yi dış mikraplar bozar genelde. Üstüne oynayan bir işte Digitürk'tür, odur budur zamanın yayıncıları falan, Türkiye Futbol Federasyonu derken işte şikedir, mikedir falan Fenerbahçe'yi bozuyorlar mesela. Galatasaray'ı da kendi içinde bozuyorlar, Beşiktaş'ı da kendi içinde bozuyorlar hocam. Şöyle, ben Olcay'ın gönderilmesini kesin doğru buluyorum hocam. Ama bir saniye. Gönderilmesi doğru. Çünkü artık iş raydan çıkmış. Olcay'ın gönderilmesi kesinlikle doğru fakat Olcay'ın kovulması bir o kadar kesinlikle de yanlış bir şey. Olcay gerekli değer verilmeliydi, gerekli teşekkür edilmeliydi ve Olcay bugün Beşiktaş'ın tekrar gerek teknik ekibinde olabilirdi, gerek başka bir yerinde olabilirdi vesaire vesaire diyorum. Bu konu hakkında böyle düşünüyorum. Aynı zamanda sizin düşüncelerinize göre Nihat'a ve Tümer'e de yapıldığı gibi. Tabii Nihat'a ve Tümer'e de yine aynı şekilde... Bugün görmek istemez miydiniz? Kime? Teknik ekipte Tümer'i, Nihat'ı. Misal veriyorum yani. Değil mi? Yani ama... Daha büyük bir efsane olmuş olurdu. Yani sonuç olarak şu mikrofonu da ben kenara bırakmak istiyorum. Bir daha da gelmem buraya. Sizin bu yorumlarınızdan sonra diyerekten Beşiktaş taraflarını buradan kınıyoruz. Yani bu dünyada yapılacak son adamı yaptılar bunu. Diyerekten buradan hocam notlarıma baktığım zaman bunları konuştuk. Beşiktaş'ta bu arada Fenerbahçe'nin gündemdeki dünya futbolunda önemli yer edinmiş transferi Mesut Özil'i konuştuktan sonra Beşiktaş'ın da keza Mesut kadar olmasa bile yine de dünya futbolunda adı bilinen bir transfer haberi bizlere ulaştı. İç basından aldığım bilgilere göre Hulk
Beşiktaş'a gelecek yönünde iddialar var. Adı geçiyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu konuda şöyle düşünüyordum geçen haftaya kadar. Beşiktaş'ta çok güzel bir halet ruhiye var takımda. Yani takım her maçı kazanmaya çıkıyor. Birbirleriyle iyi arkadaşlar ve kadro derinliği de bana göre bir transfere ihtiyacı olan bir kadro derinliğine sahip. O transfer neresi hocam? Lütfen açıklayıcı olur musunuz? O transfer Lönn'in forvet hali. Yani kesinlikle katılmıyorum. Beşiktaş'ın tek transfer ihtiyacı genç bir sağ bektir. Şöyle ki, bugün Abubakar sakatlandığında Larin'i oynatırsın. Larin'i oynatırsın fakat Larin'in olduğu bölgeye Enkudu'yu koyduğunda çok farklı bir Enkudu'yu koyarsın, Alem Larin'i koyarsın, Gökhan Töre'yi sağda oynatıp Gezal'ı sola atarsın. Peki, bunu yapmaktansa Abubakar sakatlandığında direkt oraya işte Ebu Bekir'i koyup tekrar tabii, aynı oyunu Abubakar sakatlandığında Cenk Tosun'u koymak ben isterim ama elimizde sakatlandığı takdirde Necip Uysal'ın sağ bek oynayacağı bir Rozier var. Hayır, şöyle söylemek istedim canım. Bir transfer yapma hakkı olsa. Yoksa tamam, sağ bek. Ben katılmıyorum yani. Yedek sağ bek derse yedek forvet daha önemli. Bugün Rozier 2 ay sakatlansa ne yapacaksın? Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe Mesut Özil'i almış. Rozier sakatlandığı takdirde sen şampiyonluğu verirsin. Ama bakalım 2 ay sakatlandığında ne olur? Larin'i oynatırsın yine. Rozier'e kadar tamam. Şey olmaz. O zaman şöyle söyleyeceğim. Abubakar'ın ikişer sakatlanma ihtimaliyle Rozier'in arasında falan mı? Şöyle bir mevzu var. Sen Abubakar'ı tamam sakat... Abubakar sakatlansa yine Fenerbahçe'ye şampiyonluk verirsin. Ama Abubakar'ın bu çok iyi oluşuyla kaynak doğru zaten, bir şey. Tamam, zaten Abubakar çok iyi olduğu için bu yüzden adaysın. Ya ama elinde Cenk Tosun, şu anki Cenk Tosun sende olsa Abubakar sakatlansa yine şampiyonluk riski. Ya şöyle, ben Hulk'un sorunu düşünüp oraya döneyim tekrar. Hulk meselesini şöyle düşünüyordum geçen haftaya kadar. Oraya Larin şeyinde, kıratında bir futbolcu, yani takıma katkı vermeye gelecek, egoları olmayan ve Beşiktaş'ı kendisinden üstte gören bir oyuncu olarak beklerdim. Fakat şunu fark ettim ki, bugün Abubakar'ın çok iyi oynamasına rağmen şunu fark son ettim. Son iki maçta olağanüstü top oynuyor. Evet. Ondan önceki 2-3 hafta boyunca biraz sallandığı Abubakar. İşte ben 2-3 haftaların ikinci yarıda artacağını düşünüyorum. Çünkü hem yorgun bir takım olacak artık, bütün takımlar olacak. Hem de artık Beşiktaş'ın bir ezberi olduğu için ezberlenen oyun ezberlenebilir müdahaleleri peşinde getirdi hocam. O yüzden Beşiktaş'a bir adet bitiriciliği... Abubakar öngörülemez bir futbolcu. Ben takım olarak söylüyorum. O yüzden Beşiktaş'a bir adet öngörülemeyen ve bitiriciliği de sağlam olan, yani rakip kaleyi sık sık tehdit eden bir futbolcu gerekiyor. Hulk bu anlamda dünya üzerindeki nadide profillerden bir tanesi. Hem katılmakla beraber, özür diliyorum lafınızı kestim, Beşiktaş-Fener kıyaslamasıyla alakalı bir mevzuda bahsedeceğim. Fenerbahçeli arkadaşların şampiyonluk yolundaki ümitlerini bir tık da olsa bir farklı bir perspektiften bakmalarını sağlayacağım. Beşiktaş'ta kolay kolay savunulamaz, önlem alınamaz bazı futbolcular var hocam. Bunlardan bir tanesi Abubakar, diğeri Larin. Larin keza Abubakar kadar yetenekli bir oyuncu asla olmamasıyla beraber yine saha içinde yaptıkları, saha içinde dolaştığı pozisyonlar, işte nerede topa son vuruşu yapacak falan filan, Larin de öngörülemez bir futbolcu. Yeteneğinden bağımsız olarak Abubakar keza öyle bir futbolcu. Bu arada Atiba mesela öngörülemez bir futbolcu. Eskiden Atiba öngörülebilir, 15-16-16-17 öngörülebilir bir futbolcuydu Atiba. Yaptığı iş belliydi. Şu an Atiba ceza sahası içinde de çok fazla bulunuyor. Rakibin kafasını karıştırmak anlamında işte bazen gol pozisyonu, bazen olmayacak yerde top çevirmeleri falan. İşte Adem Raiç'i bunun içine bir nebze, çok az bir nebze katabiliriz şu an oynamamasıyla beraber söylüyorum. Gökhan Töre'nin yaptığı asist mesela, Gökhan Töre'nin dribbling, Enkudu'nun dribbling özelliği falan Beşiktaş'ta öngörülemeyecek. Rıdvan bile öyle bir oyuncu. Çok oyuncu var. Fenerbahçe'de şu an Mesut'un gelişi öngörülemez bir oyuncu Mesut Özil. Samatta'nın bitiricilik konusunda öngörülemeyecek özellikleri olmakla beraber bir de Perkas kalıyor. Diğer oyuncular da bu öngörülme mevzusunda işte o da oyun çeşitliliğine giriyor. İşte ben oraya getirecek. Pas oyununu sen oyna, daha sonra oyun çeşitliliği sağla. Yani şöyle, bu öngörülemez, çok kullandığınız gibi söyledim. Oyuncuların artmasının sebebi
Hocam, hocaların öngörülebilirliğiyle alakalı bir şey. Doğru. Çünkü siz hatırlarsanız dediniz ki Erol Bulut'un bir planı var. Ama Sergen Yalçın birçok oyunu oynatabiliyor ve iyi oynatabiliyor. İşte bunu öngörülemiyor. Çünkü mesela geçen hafta oynayan Montero'yu bu hafta kadroya alamayacağını kim düşünebilirdi? Kimse. Herkes düşünüyor artık Sergen Yalçın. Yani genel manada konuşuyorum canım. Ama adam almıyor işte Rıdvan'ı, oynatmıyor vesaire vesaire. Beşiktaş'ta o yüzden Hulk bence hem hücum çeşitliliği açısından birçok hücum opsiyonunu iyi yapabilen bir oyuncu. Uzaktan şut olsun, dribbling olsun, işte cihaz aslında dominant bir forvet olmasıyla olsun. Güzel bir tercih olacaktır maliyetleriyle birlikte tabii. Bu arada maliyetleri de önemli. Beşiktaş'ta şimdi bu rotasyon yapan oyuncular genelde defans hattı olduğu için bu rakip açısından çok önemli olmayan bir mevzu. Şimdi rakip takımın hocası ne yapıyor? Beşiktaş'la maç yaparken diyor ki ben diyor ilk önce savunmayı düşünüyor sonuç olarak bir Anadolu takımı. İşte Larin, Abubakar, Gezal falan bunlar net sonuçta, net oyuncular. Ona karşı bir önlem almaya, plan yapmaya çalışıyor hocalar. Defans hattının değişikliğini çok düşündüğünü sanmıyorum. Çünkü hücumda çok fazla seçeneği yok. Ya belki kontralarda işte Ensakala, Rıdvan oynarken falan onunla alakalı bir şey düşünse de önemli kısım Beşiktaş'ın yaptığı atak olduğu için eğer Beşiktaş ileri hattını çeşitlendirmeye devam ederse Gökhan Töre, Adem Rejic, Hulk olası ve olası Hulk veya herhangi bir forvet transferi artı 3 katıyor sana. Tabii. Şimdi zaten Enkudu, Larin, Abubakar, Gezal var. Bu 4 tanesi dönmeli oynayabiliyor zaman zaman. Şimdi Adem Rejic ve Gökhan Töre artı Hulk 7 farklı opsiyon oluyor 3 bölgede. İki hani, tane farklı üç hücumcu çıkabilir. Yani işte Mensa katılırsa oraya. Hani oradaki opsiyonlar fazla olunca ve Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın daha önce hiç görmediğimiz şekilde yani bir elit Avrupa kulübü rotasyonu sağlıyor. Hı-hı. Şimdi City, Bernardo Silva'ya baktığınız zaman bir maç var, bir maç hiç yok mesela. Hı-hı. Adam üç maç oynamıyor, kimse sorgulamıyor nerede diye. Çünkü hı-hı, hoca onu tercih ediyor. Yani böyle büyük takımlar yapıyor genelde bunu. Sergen Yalçın eğer ileri hafta böyle bir rotasyona girerse rakip takımın hocaları çok farklı bir beklediklerinden çok farklı bir planla karşılaşabiliyor. Şu an rakip takımın teknik direktörleri hani biliyor Beşiktaş'ın nasıl çıkacağını. Ona göre bir önlem alıyor, tutuyor veya tutmuyor. Bu değişiyor ama işte diğer taraftan çok fazla olunca büyük sıkıntı çıkartabilir rakip takıma Beşiktaş. Biz şöyle söyleyeyim, bu kadar rotasyonu hani örnek olarak vereceğim, ben FM oynarken, FIFA oynarken bile yapmıyorum. Evet. Onlar bir oyun ve bana bağlı olan şeyler. Ama ben orada bile bu kadar rotasyon yapmıyoruz, hiçbirimiz yapmıyoruz. Sergen Yalçın bunu yapmasıyla beraber bunda da başarılı oluyor. Ve hatta bunu çoğu zaman hem rotasyon hem de plan değişikliği olarak yapıyor. Evet. Yeri geliyor işte 1-0 oyunuyla alakalı. Yani Beşiktaş asist kralı olmadan Karagümrüklü bir takıma 4 tane gol atıyorsa bu sadece rotasyonla açıklanamaz tabii. Evet. Şimdi hocam son olarak şunu da söylemek istiyorum. Olası bir Hulk transferinde şimdi golcüden bahsediyoruz Hulk deyince. Ama Hulk'un attığı gol kadar yaptığı asist de olan bir oyuncu olduğu için evet. Hulk mesela gerek sağ kanat rotasyonu gerek forvet rotasyonunda oynayabilen Abubakar'ın da şu an besleyiciliği bence golcülüğünden ön planda bu bakanın şu an. Yani attığı evet, golden evet, ziyade takım oyununa katkısı ve arkadaşlarını pozisyona sokmasıyla bu bakan çok etkili bir oyuncu. Asist yapmıyor diye bunu söyleyemeyiz. Evet, şey bu bakan yani gerekli verkaçları, gerekli duvarı çok güzel sağlıyor. Aynen. Eğer Hulk olursa işte Hulk Abubakar'ın birebir karşılığı olduğunu söylemek istiyorum burada. Çünkü Hulk güzel ayağı da olan bir oyuncu yani. Pas ayağı da çok iyi. Hulk'un şöyle bir artısı olur hocam. Şimdi Abubakar'ın en kötü yani kötü derken en yorulduğu ve en çok zorlandığı iki maç Hatayspor maçı. Yani gol atmasına rağmen ve Galatasaray maçı. Yine çok zorlandı. Yani kötü oynadı diyemem ama iki maçta da bir özellik vardı rakipte. Abubakar'ı tutan stoper ligin en güçlü stoperleriydi. Bilong Hatay'daki dev gibi bir adam. Luyendama zaten bildiğimiz bir oyuncu. İşte Hulk'a bunu yapmak çok kolay olmayabiliyor. Hulk hani zaten bu özelliğe lansalan bir oyuncu. Hani Hulk'a bunu yaptığınız zaman çok üstün gelme ihtimali azalabiliyor stoperlerin. İnşallah kendine bakarak geliyorsa, kendine bakmıştır bilemiyorum. Son dönemlerini izlemedim çok fazla. Ama iyi bir Hulk, hani Mesut'tan büyük futbolcu diyemeyiz kesinlikle ama
çok büyük katkılar sağlayacak. Şöyle söyleyebiliriz. Şu anki Fenerbahçe'deki Mesut'un etkisi, bu sezon için konuşuyorum, Hulk'un daha çok olur. Çünkü direkt evet. onluk bir. Aynen. Yani aynen. Direkt Hulk için çok ideal bir olur. Sergen Yalçın'ın Hulk'a bir şey yapmasına gerek yok yani. Birini çıkarıp oraya koyduğu zaman kimse abi çıkmış demeyecek yani. Ama mesela şu an mesela Mesut Özil Beşiktaş'a gelmiş olsa çok büyük katkı sağlar yani Mesut Özil. Aynen. Tam aynen. böyle aradığımız adam Mesut Özil Beşiktaş'ın aslında. Orada da işte Adem'ler için ayağına biraz bakıyor. Son bir nokta koyayım bulduğu için çok fazla daha şey yapmadan. Beşiktaş'ı eleştirdiğimiz bir nokta vardı kendi aramızda konuşurken. Uzaktan şut kısırlığı var. Yani şu anda mesela hemen aklınıza gelen ilk uzaktan şutumuz kim? Göztepe'de Josef'in. Mesela Galatasaray maçından bakıyorsunuz yine Josef vurdu uzaktan. Yani işte Karabük maçında... Yani Karabük'te Mensah vurdu. Ama yani yine kısır. Hani Beşiktaş'ın daha çok uzaktan şut denemesi gerekiyor. Tabii ki düzgün pozisyonları da. Hulk, tamam işte bu kadar. Bunu anlatmayacağım yani Hulk zaten. Ben onun yoksunluğu diye bir kitap yazmak istiyorum bunun hakkında. Onun yoksunluğu. Ya futbol dediğimiz şey estetik bir şeydir. Yani futbol olsuzluk bir, çok zor. Futbol bir, mesela basketbol taktik oyunudur, tamam mı? Evet. İşte rugby, Amerikan futbolu güç oyunudur. İşte beyzbol mu bilmiyorum. Yani santral zeka oyunu falan, futbol abi estetik oyunu. Bak fizik çok ön plana çıkıyor futbolda artık. Ama estetik oyundur. Futbolun estetiği, insana zevk veren şey estetiktir futbolda. Estetiği de futbolda ya uzaktan şutla ya da arabasıyla sağlarsınız. Yani işte bunu da yapacak daha dedek oyuncu 10 numaralı. Mesut Özil'dir kısaca yani mesela. Fenerbahçe'nin ben taraftarların Fenerbahçe'ye karşı içten içe mutsuzluğunu ben estetik yoksunluğu olarak görüyorum. Yani mesela Talisca bir estetikti abi. İlla böyle arpası vermesine gerek yok. Adamın çektiği şut estetik olduğu zaman o yine bir estetiktir. Futbolda Abu Bakar, Afrika'nın Ronaldo'su. Şimdi Abu Bakar bir estetikti Beşiktaş'ta. İşte Sergen Yalçın, Alex, Hacı bunlar estetik oyunculardı. Ya Kuvareci bu Beşiktaş'ın estetiğiydi açıkçası. Ya, o bile estetikti. Beğenmediğimiz, bu takımdan yolladığımız Kuvareci bile Beşiktaş'a estetik katan bir oyuncuydu. Evet tabii. Ya, futbol izlerken ben maça çok gittim Beşiktaş'ın maçına. Biliyorsunuz Beşiktaş'ın yeni stadında tribünler sahaya çok yakın. Ben yan tribünlerde izlerken doğuda falan Kuvareci hemen dibimde topla buluşuyordu. Gelen uzun topu bir indirişi vardı adamın. Abi beni benden alıyordu yani, çok hayran kalıyordum o. Yani insanın o kontrolü yapabilmesi diyorsun ki yani çok saçma diyorsun. Ronaldo'yu bugün hala konuşuluyor ve estetik açıdan yapılıyorsa golleriyle, asistleriyle, estetiğiyle alakalı. Yani Ronaldo'nun bugüne kadar yaptığı işler yani dünyanın en iyisi klasmanına göre çok zayıf. Evet. Ama normal bir futbolcuya göre de çok işler yaptı Ronaldo'yu. Ama işte Ronaldo'yu bugün konuşmamızın sebebi hocamın dediği gibi estetiktir. Fenerbahçe'nin son 6 yılda işte bu düzensiz kadrolar, gelenler gidenler falan bunları konuşurken Fenerbahçe'nin estetiği yok. Fenerbahçe'nin bir Alex gittikten sonra büyük bir boşluğa düştü. Yani bir Giuliano'yu aldılar. Dediler ki yeni Alex falan. Olması imkansız, o başka mevzu da. Ki estetik bir oyuncu da değildi ama gerçi bu arada Fenerbahçe'ye de çok gol asist o konusunda falan. Yani Musa Son bugün hala seviliyorsa attığı röveşat alalım hocam. Yani kötü bir futbolcu değil ama evet, adam sırf röveşat desinler Fenerbahçe'nin gönlüne girdi. Beşiktaş dikici değil mi? Ağır. Çok ağır. Zoruma gidiyordu. Yani işte futbolda 10 numaraların önemi, Fenerbahçe'den örnek verdik. Yani bu endüstriyel futbolun oluşumu tamamen artık 10 numaranın olmayışıyla alakalı. Ya bugün 10 numara hiçbir takım kullanmıyor. Fenerbahçe kullanacak ama. Bugün 10 numara kullanan takım sayısı sıfırlandı neredeyse. Ben şunu iddia ediyorum. Böyle Mesut gibi bir 10 numara. Dünya futboluna salalım böyle 8-9. Ya bugün Mesut harici dünyanın en estetik 10 numarası diyebileceğimiz oyuncu 2 tane var. Messi. Adam forvet sağ kanat, sol bek bile oynar. Adam forvet sağ kanat falan oynuyor. 10 numara oynamıyor yani arkadaşımız. Diğeri Kevin De Bruyne. O arkadaşımız da mesela 8 numara oynuyor. Serbest 8 diye bir rol çıkarıyorlar. Yani oynuyor. Adam 10 numara yani. Siz niye zorluyorsunuz ki? Ya tamam fiziği adamın çok iyi. 8'e çok elverişli. Ama abi bırak adam 10 numara ya yani. Ya şöyle söyleyelim hocam, ben biraz yine uç bir yerden... Yani bu endüstriyel futbol işte 10 numarayı köreltti ama
çıksın bir tane baba, Messi desin ki ben 10 numara oynayacağım. Yemin ediyorum piyasadaki 10 numara sayısı çok artar. 10 yani, numaralar geri gelsin. Kim? Infantino Reis. 10 numaraları getir. Tarafsız izleyicilerin kalp atışını hızlandıracak futbolcu kalmadı çok fazla. Evet. Öyle düşünüyorum. 10 numara. Şimdi hocam, bu bölümü de geçtikten sonra kim şampiyon olur? Beşiktaş torba Beşiktaş. Süper Lig'de. Süper hocam, taraflı gazetecilik, gazetecilik değildir. Süper Lig'de mi? Hocam, Beşiktaş olur. Ben de katılıyorum, ben de Beşiktaş'ın şampiyon olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi işte Fenerbahçe olabilir ama son işte 4-5 sezon saydım. Gerisi sizin tasarrufunuz ve Fenerbahçe'nin de işte gerçekten tarafsız bir şekilde Fenerbahçe'nin eksilerini, yani hani içimizi, benim içim sıkılıyor Fenerbahçe'nin bu işte oyunsuzluğu, vasat seviciliği. Fenerbahçe bu arada Mesut'un gelişi, bunu kırıcı bir örnek olarak görenlere sesleniyorum. Mesut Özil vasat bir oyuncu değildir tabii ki ama bu Fenerbahçe'nin vasat seviciliğini bitirdiği anlamına gelmez. Mesut'tan sonra açıklanan iki oyuncu, yani daha doğrusu açıklanan değil de gündeme gelen iki oyuncu, Mesut 2 aydır var çünkü. Onlar da vasat oyuncular. Fenerbahçe büyük kulüptür, büyük transfer yapar. Apia'lar, Alex'ler, Anelka'lar artık o maddi durumda olmasan bile sen yine gidip ucuza kapatabilirsin. Bugün Atletico Madrid gidiyor, Suarez'i beleşe kapatıyor. Tamam. O Atletico Madrid olduğu için Suarez'i kapatıyor. Sen de işte Soldado'yu mesela kapatırsın yani. Soldado gibi oyuncu bulursun yani. Sen de bul. Diyerekten programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Aynen öyle. Peki hocam, ben size bir şey sormak istiyorum. Şu anki durumlarına göre, yani şu an bir teknik direktör olduğunuzu varsayarsan. Evet. Milli takım için kafanızdaki 11 nedir? Ben bunu geçen gün düşündüm, biraz böyle aa falan oldum da o yüzden. Tam burada bir araya girebilir miyim? Hmm. Benim unuttuğumuzu düşündüğüm şey bu değildi. Şimdi arkadaşlar, Fenerbahçe Beşiktaşlılar. Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli dostlarım. Evet, doğru. Çok önemli bir mevzu unutmuşuz. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Bayağı değil mi? Yani bu kaderini bir kaderini söyleyecek. Aynen. Şimdi hocam, bir Afrika Kupası maçları var. Uluslar Ligi. Afrika Uluslar Ligi Kupası maçları var. Bu maç 24 ve 30 Mart tarihlerinde galiba. Evet. Mart'ın 20'sinden sonra iki maç var yani Afrika'da. Hı hı. Bu Afrika'daki maçlar hocam tam olarak ligin en kritik maçına denk geliyor. Evet. Tam Fenerbahçe Beşiktaş maçı. Fenerbahçe Beşiktaş maçına denk geliyor ve Beşiktaşlar eksik olacak futbolcular Ensakala, Gezal, Abubakar, Mensa, o kadar değil mi? Gezal'ı saydım mı? Gezal'ı saydım. Evet, bunlar. Evet. Bunlar Beşiktaş'ta işte gene Valencia, Tisserand, Samatta Belçikalı mıydı? Samatta Ekvadorlu. Hayır, Valencia Ekvadorlu. Pardon, Samatta aynen. Samatta da sanırım sayılıyor. Samatta, bak Samatta, Tiam, tamam. O kadar. Fenerbahçe'de tamam. Bu kadar. İşte bir de Osayi Samuel eğer şeyse. Ya o önemli değil. Bunlar şimdi yoklar. Burada Beşiktaş dezavantajlı taraf olarak gözüküyor. Yani o zaman bu mantıklı hocam. Yani şimdi Abubakar çok büyük etken. Aynen. Yani bu orada olmayacaklar yani bu oyuncular. Büyük sıkıntı. Türkiye Futbol Federasyonu ya maçı geriye alır mı bilmiyorum. Burada Fenerbahçeliler diğer takımlar haksızlık olacağı için itiraz eder. İtiraz eder. Ya da mesela FIFA'nın bir yaptırımı olabilir mi? Çünkü tüm liglerde bu mevzu geçerli. Hı hı. Bilmiyorum artık ne olacak. Hocam bir de şöyle bir durum var. Büyük sıkıntı. Bu oyuncular Türkiye'ye geldi mi karantinaya girecek. Oo. Bu da var, doğru. Hatta bir şey söyleyebilir miyim? Eğer bir de oraya gittiklerinde karantinaya girmeleri gerekirse 5 günde erken gidecekler. Yani ya, 3 maç, 4 maç kaçırma ihtimalleri var. Ben Senegal'de böyle bir yaptırma olacağını sanmıyorum. Ama Senegal'de bunu FIFA yaptığı için yaptırır. Çünkü oyuncular geri gelecek bir de ya. Hani mesela atıyorum işte Kamerun'daki sol kanat koronalı gelip Abubakar'a bulaştırabilir. Yani öyle bir şey var. Eğer
oraya git karantina, dön karantina. Zaten 10 gün orada kalacaksın minimum. 5 güne indirmişler hocam karantinayı. 5 gün karantinada kalıyorsun. Tamam da, onu demiyorum. 5 gün burada, 5 gün orada karantina, 10 gün. 10 günde maç yapıyorsun, 20 gün. Yani 5 maç falan oluyor, 4 maç falan. Bizim ligde bir 4-5 maça tekabül ediyor bu galiba. O zamanki tabii fikstürün sıklığını da bilmemekle beraber yine de en basiti Fenerbahçe ligin Beşiktaş ve Fenerbahçe açısından kaderini belirleyecek bir maçı. Ki öncesinde Beşiktaş'ın Başakşehir'i de var. Kaçıran 8 futbolcudan bahsediyoruz. Çok önemli bir olay olacak. Bu oyuncuda ilk kez ikili futbol ekranlarında dinlediniz. Evet. Sizler. Bu da bizim ne kadar videolar için çalıştığımızı gösteriyor. Evet. Bunu da söyleyelim. Fenerbahçeliler galiba bu haberimize sevinmiştir bir nebze. Yani Abubakar yani yok işte, arkadaşlar. Kısaca Fenerbahçe maçında Abubakar yok. Aynen, rahat söylemiş olalım. Diyerekten hocam sizin sorunuza gelelim. Hemen bir 11 çıkarın istiyorum ben. Şu an milli maçımız olsa milli takım 11'i ama çıkartalım. Sakatları saymayın. Sakatlar iyi durumda tamam, değil. Şu an milli takım 11'i çıkart. Aynen. Hocam bir kere ben kaleye Altay'ı koyuyorum. Çünkü neden? Neden Uğurcan'ı koymuyorum? Altay'ın performansını da şu anda beğeniyorum. Uğurcan'ı da keza beğenmekle beraber Uğurcan'a yeterince şans verildiğini düşünüyorum milli takımda. Oynadı Uğurcan. Ama Altay'a daha herhangi bir şans verilmedi. Ama hocam hedef maçlarda şans mı verilir yoksa... Abi bunların arasında dağlar falan yok ki. Hatta geri geliyor Altay Uğurcan'dan daha iyi performans sergiliyor. Tamam neyse ben zaten soru sorarım. Karışmayayım. Altay. Kaleye Altay'ı koydum. Tamam. Yedeğe Uğurcan'ı aldım. Tamam. Sağ bek. Ersin'i de aldım yedeğe tamam mı? Ama 3 kaleci olsun. O da bir girsin tamam Mert, mı? Mert boş versin. Ya Ersin'i aldın mı? Bu arada Ersin'e de buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Önümüzdeki 15 yıl kaleci olmayacak. Kaleci olmayacak. Şanssız bir döneme denk geldi arkadaşımız. Aynen. Olsun. Bir şey olmaz. Ne yapacağım? Hayır güzel bir şey demek. Yani, evet güzel bir şey. Böyle bu yüzden alınmasın diye tekrar. Diyerek bu arada onları da geçebileceğini de düşünmüyorum ben. Yani Uğurcan ve Altay geçemez yani. Hele bir de Avrupa'ya giderlerse sıkıntı. Ama Ersin Avrupa'ya giderse bir ihtimal. Ersin Avrupa'ya gider onlar kalırsa falan belki olabilir de. Ama yani şu an gözüken Altay Uğurcan bir 10 sene kapışacaklar. Aynen. Şey için, bir takım için. DG Kurtuğa muhabbetine dönecek. Atletico'daki. DG Kurtuğa mı? Evet. Tamam evet devam ediyoruz. Kalemizi koyduk. 3 alternatif bu arada. Bu arada Avrupa'nın en iyi 3 kaleci rotasyonu olmuş olabilir. Evet doğru. Şimdi şöyle söyleyeceğim ben. Kalede mesela ben başka da kaleci almam. Mert Günok, Sinan Bulat falan alıyor hocamız. Şenol hocamız. Almıyorum ben kaleci. Evet, 3. kaleci alma zaten. Evet. Yani zaten Ersin görsün bilir. Bırak Ersin oralarda takılsın. Belki bir. Mesela son maç gruptan çıkmayı garanti etsin Ersin oynar. Yani aynen bir milli yaparsın falan aynen. Belki. O da işte biz fantezi kuruyoruz şu an Beşiktaşlı olarak. Devam ediyoruz. Sağ bek rotasyonumuzda Nazım Sankare, Zeki Çelik. Bu ikisini aldım. Ama Zeki 11 oynar. Zeki 11 oynar. Bu arada Zeki her türlü 11 oynar mı? Nazım'ın performans seviyesini düşünüyorum. Çıkabilir mi diye kesemez Zeki'yi. Çünkü Zeki iyi oynuyor. Aynen iyi oynuyor. Tam bir şey oyuncusu yani. Pas oyuncusu. Şenol Güneş oyuncusu yani Zeki. Aynen. Defans İkilimiz Çağlar, Meri. Ama Meri'yi de bu arada kınıyorum. Sen neden ilk 11'e giremiyorsun artık Meri? Meri? Üstüne pillo sokmuyor yani. Hocam pillo teknik direktör değil. Evet devam ediyor. Yedekleri kim bunların? Meri Çağlar'ın yedeği mi? Tisselat Demir. Hocam Kaan Ayhan orada oluyor her zaman. Ama Ozan olabilir. Ozan Kabak mı? Ozan Kabak, Banko o yedeklerden biri. Diğeri de Kaan Ayhan. Çünkü Şenol Hoca 4. stoperin orta sahadan almayı seviyor. Necip gibi. Tamam Kaan Ayhan koydum. Başka bir unuttuğum biri mi vardı? Yani Mert Çetin falan vardı. Yok işte. O daha... Ya o tarz bir oyuncu daha vardı da. Ya neyse bunlar ya. Bunlar. Bunlar. Hı-hı. Sonuçta ilk 11 önemli. Hı-hı. Değişmez 11'imiz bizim budur. Hı-hı. Sol bekte ben Rıdvan ve diğeri de Caner Erkin olması gerektiğini düşünüyorum. Bu ikilinin oynaması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda konuşuyoruz değil mi? Evet o zaman. Ya Umut Meraş futbolcu değil hocam. Neyse tamam. Evet canım Caner koyulur ya. Hani. Caner abi koyulur. Evet. Güzel Caner. Caner milyon. Yani mesela geçen sene Hasan Ali iyi oynadı falan ama bu sene oynayamaz Hasan Ali. Yok sıfır. Hasan Ali hiç aklının ucundan geçmiyor. Caner Rıdvan diyorum hocam. Ama Rıdvan Caner olur bence. Sezon sonunda böyle olacaktır diye düşünüyorum ben de. Evet. Ama Caner'in de büyük bir
şeyi var şimdi, tecrübeli, mecrübeli işte, daha böyle net asistçi ya, net asistçi. Doğru, doğru, evet. O yüzden Caner, yani yüzde yani güzel, bunları konuşmamız güzel aslında. %50, yani, %50 diye düşünüyorum. Şu an oynatıyor olsam, şu an, net olarak şu an, Rıdvan oynar çünkü Caner sakatlık falan filan ya da cezalı mı artık neyse. Ama işte genel anlamda baktığım zaman Rıdvan Caner %50 olarak düşünüyorum ben. Tamam. Oyun maçtan maça da değişebilir. Evet. Evet. Orta sahaya gelecek olursak orta sahada... Düşündüren yer burası işte. Biraz. Orta sahada Ozan Banko var. Tamam. Hakan Çalhanoğlu 10 numara mı hocam? Şimdi bir siz söyleyin bakalım bir. Abi hocam bak Ozan var, İrfan var. Önüne Hakan'ı koysan Ozan, İrfan, Hakan'ı pert ederler. Hadi Ozan, İrfan, Hakan yaptın. Yusuf var, adam kariyer sezonunda yaşıyor. Ben söyleyeyim mi? Bulduk. Bulkay var, Sergio Vigo'da 10 kere Şenol Güneş, taktiğini buldum hocam. Söylüyorum. Bak çok ciddiyim. Oha, anladım. 4-4-2 baba. Anladım. 4-4-2 yapıyorsun, tamam mı? Anladım, evet. Abi çok mantıklı var. Ama Cengiz ölür hocam, Cengiz yok olur. Cengiz'i oynatmıyorum zaten. Abi Cengiz oynamıyor yetmiyor Allah aşkına. Cengiz'i de bu arada beğenmiyorum. Buradan Cengiz'i de kınıyor hocam. Bunu gol attı çocuk. Cengiz müthiş bir milli takım yedeği olur. Neyse. Abi 4-4-2 yapıyorsun, tamam mı? Sağ tarafta 4-4-2'nin orta ikilisini söylüyorum. Ozan ve neydi? İrfan mı? Hayır şey olan. Okay. Okay. Okay'ı koyuyorsun. İrfan Can Kahveci. Asik. İşte şey koyamadım. Hakan Çalhanoğlu. Hakan koyamıyorsun hocam. Yusuf'u da koyamazsın. Yok Yusuf Burak. Yusuf Burak yapacağım. Olağanüstü iş yapar. Ama işte ne olacak? 4-4-2'ye çıkamaz Şenol Hoca. Çıkmaz yani, haklı bence de. 4-2-3-1'den gitsen. 4-2-4. Oha hocam baktın. 4-3-3 yaptım. 6-8-8. 6-8-8 yaptım. Ozan Tufan 8'in 1'i. Okan Yokuşlu 6. İrfan. İrfan Can Kahveci diğeri. Evet. Forvet Burak Yılmaz. Sağ taraf Yusuf. Sol taraf Hakan Çalhanoğlu. Oldu bitti. Ben katılmıyorum. Kim kontraya çıkacak? Ya da şöyle. 4 baklava 2 yaptım. Hakan Çalhanoğlu 10 numara. Yusuf'u Müller yaptım. Tamam, Burak Yılmaz oldu. Yaptım. Ozan İrfan yaptım. Ozan İrfan. Ozan İrfan orta ikili arkasında Okan Yokuşlu yaptım. Tamam bu olur. En mantıklısı bu milli takım. Bu için olur. Hatta bu oyunda da Rıdvan da Caner de ikisi de çok iyi oynar. Yani arkasına bakmadan giderler yani. Zeki de aynı. Ben böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Ben de ama şey bu olabilir. Futbol ezberi var. 4-2-3-1'den şaşmıyor hoca. Ne bilirse o doğrusunu bilir diyerekten topu Şenol Güneş'e atıyorum. Çünkü ben şöyle yapayım. Para almıyorum. Hocam ben şöyle düşündüğümü söyleyeyim. Seni sormadım yalnız. Tamam ben söyleyeyim. Arka dörtlüde katılıyorum kesinlikle. Kaleci'de ben Uğurcan'ı 1'e koyarım bu arada. O fark etmez. Çünkü bir de alıştı artık. Milli takım kalecisi diye Uğurcan'ı koyuyordu. Mert de bile alıştı. Kaç maç oynadı? Ya ben söyleyeyim Mert Günok oynayacak. Neyse şöyle söyleyeyim ben. Orta sahayı ben Ozan yerine İrfan'ı koyarım. Yanına Okay veya Mahmut'u koyarım. Mahmut mu kaldı arkadaşım? Neyse, şu andan bahsediyoruz hocam. Tamam. Tamam, Okay diyeyim o zaman. Okay İrfan yaparım. Önlerine Yusuf, solda Hakan, sağda Cengiz, önde Burak yaparım. Bu şekilde daha iyi oynayacağım. Abi, Yusuf Yazıcı'yı bu ülkede çözememişler. Lig'in teknik direktörünü tebrik ediyorum. Yusuf Yazıcı'dan bir talisman bir oyuncu çıkardı. Tamam zaten benim bu dediğim yerde de talismanlık yapacak Yusuf. Hakan'ın solda yapmamın sebebi de oraya gitmesi. Yani o yüzden zaten böyle söyledim. Görünürde 4-3-1. Ama sen çok şey fantezi kuruyorsun. Ben direkt net 11 olarak koydum. Benimki daha doğru değil mi arkadaşlar? Teşekkür ediyorum. Bakalım. Siz de tabii bu fantezi futbolunuzdan... Çünkü bir takımda Hakan hep sol kanat oynadı hocam. Romantik futbolunuzdan dolayı teşekkür ediyorum size. Abdullah Avcı ile aranız nasıl? İyi. Çok iyi. Severim. Sever misiniz? Severim. Yakın zamanda da görüştüm. Az önce yayından önce başarılar dilerim. Selam olsun. Tamam arkadaşlar. Bugünlük... Arkadaşlar Dikine Futbol'un bir bölümünün daha sonuna geldik. Çok zevkli bir bölüm oldu. İki part halinde.
programlarımızın devamının gelmesi için like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınızın hepsini tek tek okuyoruz. Buna ayrı bir mesai harcıyor. Bakacağım. Burada abone ol butonu var. Tamam. Tam burada. Şurada abone ol butonu var. Arkadaşlar, abone olun. Ücretli değil. Aynen öyle. Katıl butonumuz yok. Biz katıl butonuna tıklayıp bize para verenlere özel içerik üretmiyoruz. Çünkü biz köle değiliz. Biz sizin bir dostunuzuz. Evinizin içerisindeki bir sesiz. Ben köle olurdum bu arada. Yani ben 5 liraya köle olurum hocam. Yani 5 liraya ben köle olurum. Olurum yani şu anda. Diyoruz ve size yaşlarım. Bu arada abone olun. Çan var orada. Çana tıklayın bak. Çok önemli bir mevzu. Harbiden çok önemli. Çünkü biliyorsunuz biz her zaman trendliyiz ama YouTube bize şey yapıyor. Boykot uyguluyor. Maçlarımızı göstermeyen şey gibi. Abi birinci oluyoruz trendlerde. Arkadaşlar koymuyorlar bize. Ağız harfına düşmüyoruz. O yüzden çana tıklamanız gerekiyor. Biliyorsunuz. Evet. PewDiePie 1 belki YouTube'a karşı çok şeyim yani. Bir yalnız alır. İyi günler sayın seyirciler. Telif atmadılar mı peki? Bir yanlış söyledim. Bir şarkı hayda şimdi telif yedik. İyi akşamlar, hoşçakalın.